Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta biz dersimizde isim tamlaması ile sıfat tamlamalarını ayırt etmiştik. Mesela isim tamlamalarının aitlik, sahiplik bildirdiğini, sıfat tamlamalarının ise özellik, renk, biçim bildirdiğini söylemiştik. Şimdi bakın, bu dersimizde isim tamlamalarını ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Bakın, havanın sıcaklığı, çocuk yüzü gibi iki tane sözcük yazdık. Bakın. İkisini de ek alırsa, bakın ikisi de ek alırsa buna ne diyoruz? Biz belirtili isim tamlaması diyoruz. Yani tamlayan ve tamlananın ek aldığı tamlamalara ne diyoruz? Biz belirtili isim tamlaması diyoruz. İlk baştaki ın ekine ne diyorum ben? Tamlayan eki. I eki neyse ne diyorum? Tamlanan eki diyorum. Bakın yani şunu diyorum arkadaşlarım, şöyle bir şey diyeyim. Mesela çocuğun hareketleri dersem, ikisi de ek alırsa bu nasıl oluyor arkadaşlar? Çocuğun hareketleri dersem bu ne? Bu belirtili isim tamlaması. Ama çocuk hırkası dersem, birincisi ek almazsa bu da nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması olduğunu biliyorum. Yani ikisi de ek alırsa belirtili, birincisi ek almaz, ikincisi ek alırsa bu da nedir arkadaşlar? Direkt belirtisiz isim tamlamasıdır. Şimdi gel. Belirtili isim tamlamasının özelliklerini bir işleyelim. Belirtili isim tamlaması nedir? Ne gibi özellikleri vardır? Teker teker incelemekte fayda var. Belirtili isim tamlamasının birinci maddesinde dedim ki arkadaşlar ben tamlayan ile tamlananın ek aldığı tamlamalara ne deriz? Tamlayan ile tamlananın ek aldığı tamlamalara biz belirtili isim tamlaması deriz. İkisi de ek alırsa. Bakın sağlığın önemi dersem değil mi? İkisi de ek alırsa bu nedir? Bu belirtili isim tamlamasıdır. Peki arkadaşlarım şunun adı ilk baştaki sözcükteki ın ekinin adı nedir? Tamlayan ekidir. Diğer adı nedir arkadaşlarım? İlgi ekidir. Yani şunun ikisi aynıymış arkadaşlar. Tamlayan dediğimiz ekin gerçek adı nedir arkadaşlarım? Eşittir. İlgi eki aynı olduğunu biliyorum. Bak tamlayan eki ilgi eki, tamlanan eki nedir arkadaşlarım? Bu da iyelik ekidir. Bakın bunu bu derste tamlanan ile iyelik eki nedir arkadaşlar? İyelik eki aynıdır. İyelik eki aynıdır. Mesela ben size şöyle bir şey diyorum. İkisinin aynı olduğunu biliyorum. Mesela diyor ki arkadaşlarım yazarın romanı dersem bu nedir arkadaşlarım? Yazarın romanı dersem yazarındaki ın ne eki? Ne eki? Tamlayan eki. Diğer adı ne? İlgi eki. Romanı dersem nedir? İyelik eki, diğer adı tamlanan ekidir. İkisinin de ek aldığı tamlamalara biz belirtili isim tamlaması deriz. Bakın ben burada iyelik ekine hani geçen hafta işledik ya benim, senin, onun, bizim, sizinle okunan iyelik ekine şu soruyu soracağım arkadaşlar. Neyin, kimin sorusunu sorarsam ben direkt neyi bulurum? Belirtili isim tamlaması bulurum. Bakın baka kalırım giden geminin ardından. Ardından neyin ardından? Geminin ardından. Belirtili isim tamlaması. Ülkenin çalışanları bir bayrağın altında toplanıyor. Neyin çalışanları? Ülkenin çalışanları. Neyin altında? Bayrağın altında dersem belirtili isim tamlamalarını buluyorum. Çünkü ikisi de kalıyor. Bak ülkenin çalışanları. Çocukların haykırışları bu ıssız yerlerde duyuluyor. Bakın kimin haykırışları? Çocukların haykırışları. Nasıl yerler, ıssız yerler dersem şurada nedir arkadaşlar? Geçen hafta sıfat tamlaması olduğunu görmüştük. Şehrin suları ihtiyarın ölümünden sonra gelmişti. Neyin suları? Neyin suları? Şehrin suları. Kimin ölümü? İhtiyarın ölümü dersem belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlananın ek aldığını, tamlayan ekinin diğer adının ilgi eki olduğunu, tamlanan ekinin diğer adının ise iyelik eki olduğunu biliyorum. İkisi de ek alırsa nedir arkadaşlar? Otomatikmen belirtili isim tamlamasıdır. Şimdi bunun özellikleri var. 9 maddede özelliklerini göreceğiz. Birinci maddemiz şu. Kişi zamirinin tamlayan olduğu durumlarda tamlayan ve tamlanan ekleri değişebilir. Nasıl oluyor hocam? Bak biz şöyle bir şey dedik. X'in Y'si belirtili değil mi? Evet. X'in Y'si belirtili isim tamlaması. X'in dediğimiz in ekinin ne eki? İlgi eki. S ekinin İyelik eki olduğunu biliyorum. Bu sözcüğün bir kez daha tekrar ediyorum. Tamlayan olduğunu. Eğer ki ikinci sözcüğün tamlanan olduğunu biliyorum. Bakın X'in Y'si. Değil mi? Şimdi dedim. Kişi zamirinin tamlayan olduğu durumlarda kişi zamirinin tamlayan olduğu durumlarda tamlayan ve tamlanan eklerim değişiyor. Bakın.
Benim annem, senin annen, şu iyilik eklerinin altını çiziyorum. Onun annesi, bizim annemiz, sizin anneniz, onların anneleri değil mi arkadaşlar? Şimdi bak, bu belirtili isim tamlamamız. Bu şekilde bir kavram gördüğünüz zaman direkt nedir arkadaşlar? Direkt belirtili isim tamlamasıdır. Yani belirtili isim tamlamasıdır. Yani ben bu şekilde bir şey gördüğüm zaman otomatikman belirtili isim tamlamasıdır. Benim suçum belirtili, sizin davranışlarınız belirtili, onun sağlığı, bizim sağlığımız, onların düşünceleri, sizin hayatınız dersen bunlar nedir arkadaşlarım? Hep belirtilidir. Peki bakın, kişi zamirinin tamlayan olduğu durumlar, komple tamlayan değil mi şu birinci sözcük? Bakın şurası tamlayan. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların tamlayan. Peki arkadaşlarım, ikinci sözcük tamlanan. Peki bakın, bu şekilde bir tamlama gördüğüm zaman bunlar nedir arkadaşlarım? Direkt belirtili isim tamlamasıdır. Yani nasıl oluyor bak? Benim öğrencilerim sizin düşüncenize sahip çıkıyor. Burada kaç tane belirtili isim tamlaması var? Hocam dediniz ki benimle okunan, bizimle okunan, senin, onun, onların okunan bütün sözcük belirtili. Benim öğrencilerim belirtili. Sizin düşünceniz belirtili. Bizim hayatımız dersen bunlar nedir arkadaşlar? Otomatikman belirtilidir. Yani şunu demek istiyorum. Belirtili isim tamlamalarında tam kişi zamiri tamlayan olduğu zaman ben, sen, o, biz, siz, onlar olduğu zaman direkt belirtili isim tamlamasıdır. X'in Y'si dedi. Bir sonraki slaytlarda göreceğiz. Direkt nedir arkadaşlar? Tamlayan veya tamlanan eklerinin değiştiğini göreceğiz. Şimdi geldim. Diğer sorumuz, diğer şeyimiz. Tamlayan ile tamlanan arasında belirtili isim tamlaması sözcük girebilir. Mesela X'in Y'si diyorum ya. Bakın şöyle bir şey dedim. Mesela ne diyeyim? Çocuğun hırkası. Arkadaşlar bu belirtili isim tamlaması değil mi? Evet, ikisi de kaldı. Mesela şöyle bir şey deseydim. Çocuğun eskimiş hırkası dersem, arkadaşlar baktığınız zaman şöyle bir şey var. Bak şu ne? Çocuğun hırkası belirtili. Araya ne girmiş oldu? Sıfat girmiş oldu. Bakın nasıl oluyor? Şehrin günlerdir akmayan suları, arkadaşımın bitmek bilmeyen sorunları beni üzüyor. Bakın neyin suları? Şehrin suları. Bakın, tamlamam burada, gördünüz mü? Bakın şehrin suları. Bir de arkadaşımın bitmek bilmeyen sorunları neyin? Kimin sorunu? Arkadaşımın sorunu dersem şurada nedir arkadaşlar? Araya sözcük giriyor. Bakın şehrin suları belirtili. Günlerdir akmayan suları dersem araya ne girmiş oluyor? Sıfat girmiş oluyor. Peki arkadaşımın sorunları dersem buraya ne girmiş oluyor arkadaşlar? Yine aynı şekilde sıfat girmiş oluyor. Buradaki tamlamam arkadaşımın sorunları. Bir önceki tamlamam ise şehrin sularıdır. Geldim. İhtiyarın bir kış gecesi ölümü bizleri huzursuz etti. Bakın kimin ölümü? Bak iyilik eki tamlanan. Kimin ölümü? İhtiyarın ölümü dersem. Şu tamlayan değil mi? Arkadaşlarım şurada tamlanan değil mi? Evet. Bakın araya ne giriyor? Bir kış gecesi ölümü derse araya tamlamanın girmiş olduğunu görüyoruz. Diğer maddem şu. Tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Bakın nasıl oluyor? X'in Y'si değil de arkadaşlarım şu şekilde olabilir. Y'si X'in şeklinde olabilir. Fark etmez. Mesela çocuğun hırkası yerine hırkası çocuğun diyebilir. Diyor ki hiç akmasın gözyaşı bu çocukların. Kimin gözyaşı? Bakın kimin gözyaşı? Çocukların gözyaşı. Bakın bu nedir? Bu tamlanan çocukların dersem. Bu da nedir arkadaşlarım? Tamlayan olduğunu görüyorum. Bıraktım ardını yıllardır koştuğum hevesin. Neyin ardı? Bakın neyin ardı? Hevesin ardı. Bakın tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Hem de araya sözcük girmiştir. Cevabı yok geçmişe yönelttiğim soruların. Neyin cevabı? Bakın neyin cevabı? Soruların cevabı. Hem de araya ne girmiştir öğretmenin? Sözcük girdiğini görüyorum. Yani birinci maddem şu. Dedim ki, tekrar ediyorum. Kişi zamirinin tamlayan olduğu durumlarda, tamlayan ve tamlanan ekleri değişebilir. İkincisi, tamlayan ile tamlanan arasına sözcük girebilir. Üçüncü maddem nedir? Tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Dördüncü maddeye geçiyorum. Bak,
Belirtili isim tamlamasında tamlayan ekinin değiştiği durumlar. Bakın tamlayan ekinin değiştiği durumlar. X'in Y'si değil miydi? Hocam siz şöyle bir şey dediniz, her zaman bu tamlayan eki değil mi? Arkadaşlar her zaman tamlayan eki olmuyor. Bazı durumlarda im, bazı durumlarda den ekinin olduğunu göreceğiz şimdi bakın. Tamlayan eki belirtili isim tamlamasında her zaman im eki her zaman in eki değildir. Bazı durumlarda im, bazı durumlarda da den eki olur. Bak birinci maddemi iyi okuyun arkadaşlar. Diyorum ki tamlanan belgisizlik zamiri veya soru zamiri olursa tamlayan in değil de den eki alır. Bakın den ayrılma eki alır. Bir kez daha okuyorum. Dedim ki bakın. Tamlanan belgisizlik veya soru zamiri olursa tamlayan in değil de den eki alır. Nasıl oluyor bakın arkadaşlar? Şimdi geldim. Şu tamlayan tamladı. Bakın tamlayan ekinin in den şeklindeki değişimi anlatacağız. Yani in şeklinden den şeklinde değişimi anlatacağız. Tamlanan belgisizlik veya soru zamiri ise tamlanan belgisizlik veya soru zamiri ise tamlayan tamlanan belgisizlik veya soru zamiri ise yani şunlarsa kimi, birisi, hepsi, çoğu, bazısı, birçoğu gibi. Soru zamiri hangisi, kaçı, kaçıncısı gibi. Bakın bunlar tamlanan olursa bu sözcükler. Tamlayan eki in değil de den eki alır. Nasıl oluyor? Bakın resimlerden birini ben aldım. Bakın resimlerden biri tamlanan değil mi? Bak onun şu biri tamlanan. Neyin biri? Resimlerden biri. Esasında şu şekilde okuyabilir miyim? Resimlerden biri, resimlerin biri. Tamlayan eki in değil de ne oldu? Den oldu. Geldim. Çocuklardan bazıları tamlanan belgisizlik zamiri. Tamlanan belgisizlik zamiri değil mi? Evet. Tamlayan ekim çocuklardan bazıları değil de ne oldu? Çocukların bazıları oldu. Ya da şöyle günlük karşılaştığımız soru tiplerinde soru çözerken karşılaşıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakilerden hangisi dediğiniz zaman hangisini, hangisi sözcüğünün türüne, hangisi sözcüğünün türü soru zamiridir? Bakın aşağıdakilerden hangisi yerine ne diyorum? Aşağıdakilerin hangisini diyorum. Yazarlardan kaçı dersem nedir arkadaşlarım? Yazarlardan kaçı dersem kaçı sözcüğünün türü ne? Kaçı sözcüğünün türü soru zamiridir? Tamlayan eki in değil de ne eki almıştır? Den eki almıştır. Şimdi geldim. İkinci maddemiz. Bakın şu şekilde bir şey gördüğünüz zaman benim annem, senin annen, onun annesi, bizim annemiz, sizin anneniz gibi bir şey gördüğüm zaman, sizin anneniz, ben böyle bir şeyle çektiğim zaman, benim, sizin, mesela şunu şöyle, onların anneleri dersem. Peki arkadaşlar bakın şu ikincisi hep iyilik eki değil miydi? Peki burası tamlayan ise, hepsinde de x'in değil mi bak? Senin de in, onun da in, sizin de in, onların da in. Ama bizim zamirinde, bizim zamiriyle, benim zamiriyle bizim zamirimizdeki im ne ekidir? Benim zamiriyle bizim zamirimizdeki im otomatikmen tamlayan ekidir. Yani ilgi ekidir. Bakın diyor ki benim zamiriyle bizim zamirinde tamlayan eki im zamiri olur. Benim hayatım tamlayan eki ne oldu? İm. Bizim sorunlarımız tamlayan eki ne oldu? İm. Yani şunu demek istiyorum. Belirtili isim tamlamasında tamlayan eki in iki durumda değişir. Birinci durumumuz şudur. Tamlanan soru zamiri veya belgisizlik zamiri ise tamlayan in değil de den eki olur. Benim zamiriyle bizim zamirimizdeki im otomatikmen ilgi ekidir. Yani benim hayatım, bizim sorunlarımız, benim düşüncem, benim anlatımım dersem benimdeki im ne ekidir arkadaşlar? Direkt otomatikmen tamlayan ekidir. Tamam mı? Geçtim. Diğer slide. Tamlayan veya tamlanan ortak olarak kullanılabilir. Bakın burada dikkat çekici bir kuralım var. Bu kurala dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bakın cümlenin tamlayanla tamlanan ortasında ve ya da hem de ya da bir ya da ne olması lazım? Bir virgül işaretinin olması lazım. Bakın ve ya da hem de veya virgülün olması lazımdır. Yani şu tamlayan olabilir. Şu tamlayan, şu tamlanan şeklinde de olabilir. Mesela ne ortak olabilir arkadaşlar? Burada tamlanan ortak olarak kullanılmış olabilir. Bak ve ya da
hem de veya virgül işareti olduğu zaman tamlayan ve tamlanan ortak olarak kullanılabilir. Yazarın başarılı yapıtları ve ödül aldığı romanları. Bak, yazarın yapıtları, yazarın romanları değil. Araya sözcük de girmiş. Bakın, yazarın yapıtları, yazarın romanları dersem ne oldu arkadaşlar? Ne ortak olarak kullanıldı? Tamlayan ortak olarak kullanılmış olur. Çocukların ve yaşlıların bilinmeyen yönleri. Çocukların ve yaşlıların bilinmeyen yönleri dersem neyi ortak kullandım? Tamlananı ortak olarak kullandım. Çocukların bilinmeyen yönleri, yaşlıların bilinmeyen yönleri. Dedim ki Türkiye'nin ve Avrupa'nın olaya bakış açısı. Türkiye'nin, Avrupa'nın. Bakın, ikisinde de X'in yok mu? Yani ne var? İkisinde de ne var arkadaşlar? İkisinde de tamlayan iki yok mu? Evet. Peki Türkiye'nin olaya bakışı, Avrupa'nın olaya bakışı dersem neyi ortak olarak kullanmış oldum? Tamlananı ortak olarak kullanmış oldum. Ama bunları bulmam için ve veya ya da hem de veya ne olması lazım? Virgül olması lazım. Ve şöyle bir şey görmem lazım. Ya da bu bağlaçlardan herhangi birini gördüğüm zaman ne oluyor arkadaşlarım? Tamlayan veya tamlanan ortak olarak kullanılmış olur. Kural 6. Arkadaşlar, tamlayan düşebilir. Bakın, bu şekilde bir tamlama gördüğüm zaman şura tamlayan değil mi? Şura tamlanan. Birinci slide'da dedik. Peki bu şekilde okunan bir tamlama belirtili isim tamlaması değil mi? Evet. Peki bak, belirtili isim tamlaması. O zaman benim sevgimdeki benim sözcüğü tamlayan, senin sevgin tamlayan, onun sevgisi tamlayan, bizim sevgimiz tamlayan, sizin sevginiz tamlayan, onların onların sözcüğü tamlayandır. Peki geldim, bakın, benim annem dediğimiz şey belirtili isim tamlaması değil mi? Benim annem dediğim belirtili isim tamlaması değil mi? Evet. Peki şu tamlayan değil mi? Peki şu tamlanan değil mi? Peki arkadaşlar, ben şunu söylemezsem, annem dersem, iyilik ekini sabit tutarsam burada neyi düşürmüş olurum ben? Tamlayanı düşmüş isim tamlaması olur. Ya da bakın, bir kez daha söylüyorum. Sizin düşünceniz dersem, düşünceniz dersem, sizin düşünceniz dersem buradaki ne oluyor arkadaşlar? Direkt tamlayanı düşmüş oluyor. Şu zamirleri söylemediğim zaman. Duygularım, düşüncelerim sana karşı değişti. Bak, duygularım benim duygularım. Bunu söylemedim. Düşüncelerim benim düşüncelerim dersem neyi düşürmüş oluyorum? Tamlayanı düşürmüş oluyorum. Bacası sönmesin yurdumdan. Onun bacası benim yurdum dersem neyi düşürmüş oluyorum? Tamlayanı düşürmüş oluyor. Not: tamlayanı düşmüş isim tamlaması ile tamlananı veya tamlananı yer değiştirmiş tamlamaya dikkatli olun diyor. Bakın, buraya ben bu uyarı yazdım. Uyarı. Buraya dikkatli olun. Bak, tamlayanı düşmüş isim tamlaması ile tamlayan ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlamalarına dikkatli olun. Nasıl oluyor? Bak, duası hiç eksilmesin üzerimden. Duası. Bak, bir de burada duası var. Şimdi bakın, ikisinde altını söylüyorum. İkisi de tamlanan. Değil mi? Ama bak, duası hiç eksilmesin üzerimden dersem. Neyin duası? Onun duası. Burada neyi düşürmüş oluyorum? Tamlayanı düşürmüş oluyorum ilk örnekte. Yani onunu düşürmüş oluyorum. Yani bunu düşürmüş oluyorum. Kişi zamanı. Ama duası çeksilmesin üzerimden annemin dersem, duası kimin duası? Annemin duası. Yer değiştirmiş oluyorum. Bakın, dikkatli olun. Soru olarak gelen, sıkça gelen bir soru tipidir. Duası çeksilmesin üzerinden. Kimin duası? Onun duası. Tamlayanı düşmüş. Duası çeksilmesin üzerimden annemin dersem, annemin duası. O da nedir arkadaşlarım? Tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiştir. Geldim. Arkadaşlar bakın, chat bölümünü var. Burada mesaj bölümü var. Anlamadığınız yerleri bana mesaj olarak çekebilirsiniz. Hocam, şuranın üzerinde bir kez daha durabilir diye beni yönlendirebilirsiniz. Tamlanan eki veya tamlanan düşebilir. Arkadaşlar, tamlanan eki neydi? Şu değil mi? İyilik eki değil mi? Evet. Şimdi bak, sizin çocuk kaçıncı sınıfta? Bak, tahtanın şu kısmını kullanıyorum. Sizin çocuk değil. Esasında bu sizin çocuğunuz değil mi? Değil mi? Bakın, ben neyi söylemiyorum? İyilik ekini söylemiyorum. Sizin çocuk kaçıncı sınıf değil. Ne diyorum? Sizin çocuğunuz. Tamlananı düşürüyorum. Yaseminlerin okul az ileridedir. Yaseminlerin okul az ileridedir dersem, Yaseminlerin okulu. Neyi düşürüyorum? Tamlanan ekini düşürüyorum. Değil mi?
Burada neyi düşürüyorum? Tamlanan ekini edebiyat kısmını hiç işlemeyecek misiniz? Gelecek hafta edebiyat kısmını işleyeceğiz. Tamam. Gelecek hafta edebiyat kısmını işleyeceğiz. Bizim ev okula biraz uzak. Ne diyorum arkadaşlar? Bizim evimiz okula biraz uzak dersem neyi düşürüyorum? Bizim evimiz dersem neyi düşürüyorum arkadaşlar? Tamlanan ekini düşürmüş oluyorum. Şimdi geldim. Gelecek hafta edebiyat kısmına devam ederiz. Tamam mı arkadaşlar? Sorularınızı belirtirseniz ben de size yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi geldim. Burada ben tamlananı düşürüyorum. Bakın şöyle bir şey var. Şu kalıbı unutmayın. At artı, im artı, in artı ki. Arkadaşlar bu kalıp nedir? At artı, im artı, in artı ki ilgi zamiridir. Bakın bu ilgi zamiri olan ki tamlananın yerini tutar. Şimdi bak göreceğiz. Benim annem hem hanımı Hikmet'inki doktor. Bakın şu kalıba bakar mısınız? Kalıba bakın. At artı, im artı, in artı ki. İn artı ki pardon. At artı, in artı ki. Bu neyin yerini tutuyor? Benim annem ev hanımı Hikmet'inki doktor dersem neyin yerini tutuyor? Hikmet'i annesi. Yani neyi düşürmüş oluyorum ben arkadaşlarım? Tamlananı düşürmüş oluyorum. Ya da diyorum ki yazarın bu romanı başarılı. Çevirmeninki. Çevirmeninki at artı in artı ki. Bu da nedir? Çevirmenin eseri başarısız dersen ben burada neyi düşürmüş oluyorum? Tamlananı düşürmüş oluyorum. Geldim. Kardeşlerim şöyle bir şey var. Bak şu kalıbı bir kez de buraya yazmışım. At artı, im artı, in artı ki ilgi zamiridir. İlgi zamiri tamlananın yerini tutar. Bakın nasıl oluyor? Mesela şöyle bir şey diyorum. Çocuğun hırkası diyorum değil mi? Belirtili isim tamlaması değil mi çocuğun hırkası? Çocuğun hırkası belirtili isim tamlaması. Ben şunu düşürür de tamlananı demem de çocuğunki dersen bu ne olur? Çocuğunki. Mesela bak benim hırkam yeni, çocuğun hırkası eski. Değil mi belirtili isim tamlaması? Ama ben şunu şöyle dersem benim hırkam yeni, çocuğunki dersem ne olur arkadaşlarım? Tamlananı düşmüş isim tamlaması olur. Şimdi gel, bazen de soru sözcüğünde karşımıza çıkıyor tamlananı düşmüş isim tamlaması. Bu çeviri hangisinin? Bak hangisinin? Şu in tamlayan eki. Yani ilgi eki. Bu eser kimin? İlgi eki. Bu parça neyin? Direkt nedir arkadaşlar? Direkt ilgi eki. Cevap verin. Bu çeviri hangisinin? Mesela Ahmet'in. Cevap veriyorum. Ahmet'in. Arkadaşlar ben burada neyi düşürüyorum ya? Ahmet'in çevirisi. Tamlananı düşürüyorum. Bu eser kimin? Sanatçının. Neyi düşürüyorum? Neyi düşürüyorum? Tamlananı düşürüyorum. Bu parça neyin? Dolabın. Dolabın diyorum. Yani neyi düşürüyorum? Tamlananı düşürüyorum. Bakın iki türlü tamlanan düşer. Birincisi ilgi zamirindeki tamlananın yerini tutan at artı im artı in artı ki. At artı im artı in artı ki. Şu imle inin ilgi eki olduğunu biliyorum. Bazen ikinci durumda ise soru sözcüğünde hangisinin, neyin, kaçın gibi sözcüklerde direkt ne düşür arkadaşlarım? Tamlananın düştüğünü biliyorum. Şimdi geldik. Tamlayanla tamlanan arasına sıfat girebilir. Bak şuradaki tamlamam ne? Güzel Anadolu'nun geçim sıkıntısı çeken insanları. Bakın Anadolu'nun insanları. Neyin insanı? Anadolu'nun insanı. Bak, değil mi? Şu tamlama değil mi? Evet. Peki nasıl Anadolu? Güzel Anadolu dersen bu bunun neyi oldu? Sıfatı. Nasıl insanlar? Geçim sıkıntısı çeken insanlar dersen bu da bunun sıfatı oldu mu? Evet. Tamlayan veya tamlanan sıfat tamlaması tarafından nitelendirebilir. İnsanların bakışı dersen, araştıran insanların dersen burada da ne oldu? Tamlayan ne almış oldu arkadaşlarım? Sıfat tamlaması almış oldu. Bakın. Size şöyle bir şey geliyor test kitaplarında. Ya hocam karma tamlama ne? Karma tamlama sıfat tamlaması ile isim tamlamasının iç içe olduğu tamlamalara ne denir arkadaşlarım? Sıfat tamlamasıdır. Bak nasıl oluyor? Mesela sıfat, isim, sıfat, isim. Yani şu isim dediğimiz ne? Tamlayan. Şu isim dediğim ne? Tamlam. Bak bu tamlamaya biz sıfat karma tamlama diyoruz. Mesela nedir? Şöyle bir şey diyeyim. Çocuğun yüzü. Çocuğun neyi diyeyim? Çocuğun yüzü diyeyim. Mesela diyorum ki bakın başarılı çocuğun mesela nedir? Yaralı yüzü dedim.
Bakın başarılı çocuk dersem tamlayanın sıfatı, yaralı yüz dersem tamlananın sıfatıdır. Bu şekilde tamlamaya biz ne diyoruz? Karma tamlama diyoruz. Bakın bura benim için önemli uyarı. Arkadaşlar peki sıfat tamlamayı mı niteliyor? Tamlananı mı niteliyor ya da komple tamlamayı mı niteliyor? Bakın bura benim için çok önemli. Başarılı insanların hayatı. Başarılı insanlar mı başarılı hayat mı? Başarılı insanlar değil mi? O zaman bu neyi niteler arkadaşlar? Bu tamlayanı niteler. İki, eski okulun kapısı. Eski okul mu? Eski okulun kapısı mı? Eski okul değil, eski okulun kapısı. Neyi nitelemiş olur? Tamlamayı nitelemiş. Eski okul değil. Eski okulun kapısı tamlamayı niteler. Soğuk derenin suyu. Soğuk dere mi? Soğuk derenin suyu mu? Yani nedir o da? Soğuk dere değil. Soğuk derenin suyu derim. Yani neyi nitelemiş olur? Tamlamayı. Yaşlı kadınların durumu. Yaşlı kadın mı? Yaşlı durum mu? Yaşlı kadınlar olur. Bu da neyi nitelemiş olur? Tamlayanı nitelemiş olur. Bakın dikkatli olun. Sıfat her durumda tamlamayı nitelemez. Bazı durumlarda tamlayanı, bazı durumlarda ise tamlananı nitelemiş olur. Nasıl oluyor? Başarılı insanların hayatı, başarılı insanlar, başarılı hayat değil. Bu nedir arkadaşlar? Budur. Eski okul mu, eski okulun kapısı mı? Eski okulun kapısı. Soğuk dere mi? Soğuk derenin suyu mu? Yaşlı kadın mı? Yaşlı kadınların durumu mu? Dersen buna dikkatli olun. Şimdi 9. Belirtili isim tamlamaları. İsim, fiil, edat, zamir, sıfat fiilden kurulabilir. Mesela çocuğun okuması X'in Y'si. Onun gibisi X'in Y'si. Neyin nesi? Kimilerinin duası, ağlayanların gözyaşı dersen bunlar tamlama değil mi? Evet bunlar tamlama. Peki bakın. Hepsi belirtili isim tamlaması. Hepsi belirtili isim tamlaması. Peki arkadaşlar şuna dikkat edersek çocuğun okuması maikine isim fiili kurulabilir. Tamlana. Onun gibisi zamirden ve edattan kurulabilir. Onun zamirdir gibi edattır. Neyin nesi dersem ikisi de zamirden oluşabilir. Kimilerinin duası dersem belgisizlik zamirlerinden oluşabilir. Ağlayanların gözyaşı dersem nedir arkadaşlar? Sıfat fiilden oluşabilir. Yani isim tamlaması, edatlar, sıfatlar, isim fiiller ve fiilimsiler tamlama kurabilir. Şimdi arkadaşlarım biz gelecek hafta belirtisiz isim tamlamasını bitireceğiz. Arkadaşlarım biraz önce dedi ki hocam hiç mi edebiyat işlemeyeceğiz dedi. İlk önce arkadaşlarım bunu bitiririz. Tamam mı? Ya da gelecek hafta ders programımıza bakarız. Ona göre konumuzu belirleriz. Arkadaşlar anlamadığınız bir yer varsa bakın yukarıda chat bölümü var. Oraya yazarsanız hocam biz burayı anlamadık. Hocam bu konuyu bir kez daha anlatır mısınız? Derseniz biz onun üzerinde dururuz arkadaşlarım. Bakalım herhangi bir bakayım. Edebiyat kısmını hiç mi işlemeyeceğiz diyor. Gelecek hafta devam ederiz. Arkadaşlarım anlamadığınız bir yer var mı? Artık belirtili isim tamlaması ile ilgili bütün soruları çözersiniz. Lütfen bunları tekrar edin. Bunlarla ilgili soru çözmeye çalışın. Ve en önemlisi evde kalın. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Tamam.